At the Kolmabahçe Palace in Istanbul, the mourning multitudes file into the marble hall where rests the coffin of the man who made modern Turkey. 10 Kasım 1938'de Türkiye'nin kurucusunu, atasını kaybetmesi üzerine gazeteler "Babamızı kaybettik, büyük matemimiz" gibi başlıklarla çıktı. Fakat matem sadece Türkiye ile sınırlı değildi. Son Posta gazetesinin dediği gibi onun arkasından yalnız Türk yurdu değil bütün dünya ağladı. Then on a clear November day, the remains of Kemal Atatürk are borne by gun carriage along the shores of the Bosphorus and across the Golden Horn. Fransız gazetesi Le Figaro bu kaybı birinci sayfadan duyuruyor. André Pogny imzalı haber Atatürk'e özel yer ayırıyordu. Doğunun güzel ışıklarına çelik grisi gözlerini kapatan ne mucizevi bir adamdı denilen yazıda Atatürk'ün diktatör olmadığı vurgulanıyordu. Atatürk'ün adının Türkiye'nin gerçek babası olduğu için kendisine verildiğini belirten gazeteye göre yeni Türkiye'nin yaratıcısı diktatör değil halkının öğretmeniydi. Gazetede Atatürk'ün askeri başarılarından övgüyle söz ediliyor, son olarak İskenderun sancağı yani Hatay için Paris'te yaşanan krizin de sona erdiği vurgulanıyordu. Makalenin sonunda bir vurgu vardı. Ebediyete intikal eden bu büyük insanın halefleri hayata geçirilen bu işin devamını getirebilecek mi? İşte en büyük sorun bu. Bir başka Fransız gazetesi Excelsior ise modern Türkiye'nin kurucusu Kemal Atatürk dün sabah vefat etti başlıklı haberinde 4 Cumhurbaşkanı adayı olduğunu yazıyordu. Bu isimlerin ilki eski başbakan İsmet İnönü, ikincisi milli mücadeleyi yeniden organize edenlerden Mareşal Fevzi Çakmak, üçüncüsü Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Fethi Okyar ve dördüncüsü ise mevcut başbakan Celal Bayar'dı. Türk milleti saf en demokrat. Amerika Birleşik Devletleri'nden New York Times'da Atatürk'ün vefat haberine ilk sayfada yer veriyordu. Haberle birlikte yayınlanan yorum yazısının başlığı Atatürk bir milleti ayağa kaldıran askeri kahramandı. Gazete Atatürk'ün yenilen ve parçalanan Osmanlı İmparatorluğu'ndan arta kalanlardan 1923'te silahlanmış, sanayileşmiş bir cumhuriyet ve güçlü bir ulus yarattığını yazıyordu. Bugün cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yazıda kadın haklarına verdiği değerden övgüyle bahsedilen Atatürk için Lozan Antlaşması'nı kazanması 200 yıl sonra yaşlı Asya'nın Avrupa karşısındaki ilk zaferi olmuştu deniliyor ve şöyle devam ediyordu. Başarıları onun büyük bir askeri lider ve devlet insanı olduğunu kanıtlıyordu. New York Times, Atatürk'ün vefatının tüm Türkiye'ye 14 milyonluk halka bir darbe gibi indiğini, yas ilan edildiğini yazıyordu. The sorrow is sincere to judge by these pictures of weeping children, and it may well be so, for Turkey recovered her national pride and status through Atatürk.